günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyolaj sizlerle beraberim. Haftanın 4. işlem gününde dün biz kapalıydık tabii, yurt dışı çalıştı, gelişmeler oldu, biraz fiyatlamalar oldu. Fiyatlamalarda ne noktaya geldik? Altın 1800'ün üzerine tutunmaya devam ediyor. Gelişmeler var, petrol konusunda gelişmeler var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Gümüş tarafında yukarı kuvvetli hareketin devamını tekrardan görüyoruz. Bugün biraz realizasyon olsa da piyasalarda sıkıntımız yok. Bugün değişiklik yapıyoruz formatımızda. İlk defa bir konuğumuz olacak. Konuğumuz bize Gelibolu'dan katılıyor. Benim de çok sevdiğim, ikinci vatanım dediğim bölgelerden birisi Gelibolu. Merhabalar Murat Bey. Murat Kayacan bizlerle bugün, ekonomist. Kendisi bize eşlik edecek. Portföy teorileri üzerinde altının, gümüşün, petrolün nasıl yer alması gerektiği konusunda bize engin bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanacağız. Merhaba Murat Bey. Merhabalar arkadaşlar. Sevgili Cenk, Gelibolu'dan selamlar tüm dostlara, tüm yatırımcılara. Çok teşekkürler. Benden de oradaki sevgili dostlara selam olsun diyelim. Ben hemen hızlıca bir fiyatlamalara gireyim. Ondan sonra üzerinde konuşmaya devam ederiz. Altında 1806 dolardayız. 0.27'lik düşüş var. Gram altın 400 liranın altında, 0.17'lik düşüşte 398 liradayız. Gümüş 19.21'de 0.94'lük bir gevşeme var. Ama gevşemiş dediğimiz o rakam, yani 19 doların üzerinde olduğumuzu hatırlatalım. Gram gümüşte 4 lira 23 kuruştayız. 4.20 sınırımız vardı. Onu da üzerine attık. %1.13'lük bir gerileme söz konusu. Dolar TL'ye bakarsak 6.86, orada 0.06'lık bir prim söz konusu. Petrol tarafında 40 doları görüyoruz, %1.14'lük düşüş. Brent'te 43.47'yi görüyoruz, 0.73. Dün OPEC toplantısı vardı, telekonferans yaptılar. Orada kısıntının azaltılması yönünde bir tavsiye kararı gibi bir rakam görüşmeler var. Onunla ilgili bir de VTR'miz olacak, daha sonra onu da değiniriz. Palladium'a baktığımızda 2000 doların üzerine denendi ama başarılı olamadı. 0.53 düşüşte 1970'teyiz. Portakal sayı 130 aşamadı, 124.80'lere geri çekildi. Doğalgaza bakıyoruz. 1.78'deyiz, 0.17'lik bir prim söz konusu. Platin'de 0.33'lük düşüşte 829'dayız. Orada bir türlü 850'nin üzerine atak yapıyor ama geçemedi bir türlü. Yine tekrardan 830'ların altına sarktı. Benzine bakıyoruz, 92 dolar. Soya fasulyesi 890.50'de 0.48 prim söz konusu. Mısır'da 0.69'luk yukarı bir hareket var. 328.50'deyiz. Buğday 0.59'luk düşüşte 547.50. Kahve tekrardan 95'lere doğru geldik. 95.95. Kakao'da da 22.47. Piyasalar hep bu aşı haberleriyle ortalık kasıp kavruluyor, biliyorsunuz her gün. Gelişmelere bakıyoruz. ABD'de dün piyasaların üzerindeki etkili olan faktörlerden birisi aşıların, aşıyla ilgili Moderna firmasının yapmış olduğu açıklamalardı. Ay sonu itibariyle yeni bir kapsamlı bir deney çalışması yapılacak 30 bin kişi üzerinde. Bakalım onun sonuçta nasıl bir sonuç verecek ve bize nasıl bir umut mu vaat edecek, yoksa bir hayal kırıklığı mı olacak? Piyasalar şu anda onu satın almaya devam ediyorlar. Ama dünya ticaretinde de, ticaret savaşlarında ABD ile Çin arasındaki, İngiltere ile Çin arasındaki gerginlikte Hong Kong üzerinde dahil olmak üzere Huawei üzerinden devam ettiğinde net şekilde görüyoruz. Bugün Çin piyasalarında %4'ün üzerinde düşüşleri gördük. Sert bir satış dalgası söz konusu olduğunu belirtelim. Diyelim, grafiklerimize geçelim ve grafiğimize baktıktan sonra Murat Bey'e de sözümüzü, pasımızı atalım. Gram altında baktığımızda 400 liranın altındaki seyir, hep bahsediyoruz, açık maviyle gözüken trendin içindeyiz. Alt sınırımız 396'larda, üstte de 408'ler civarında bir 10-12 liralık bir bant içindeki hareket devam ediyor. Hafif ağırlıklı ortalama aşağı doğru, gelmeye çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 20 günlük ağırlıklı ortalamamızda 392'de olduğunu belirtelim. Bir altındaki ağırlıklı ortalamada, 50 günlük ağırlıklı ortalamada 383'lerden diyelim. Murat Bey, altının portföylerdeki yeri, daha önce 2008 kriz döneminden sonra işte yapmış olduğu bir performans var. Herkesin buna benzer bir hareketliğin acaba tekrardan piyasalarda olabilir mi? Bu risk algısı döneminde biliyorsunuz sert bir hareket yaşanmıştı Mart ayında. Orada altının korumalı fon gibi hareket ettiği, ETF'ler tarafında sürekli bir giriş olduğunu biliyoruz. Bu konularda ne söylemek istersiniz? Hatta şurada ETF'ler grafiğini de açayım. ETF'lerdeki girişin üzerinden de konuşma imkanımız olur. Bu dünyadaki altın ETF'lerinin tablosu, 78 milyon 800 bin ons ETF'lerde giriş olduğunu görüyoruz. Son dünkü işlemlerde 1 milyon 720 bin onsluk bir çıkış var. 80 milyon onsun üzerine çıkmıştı diyelim. Sözü size bırakayım.
Şimdi sevgili Cenk, biliyorsun piyasalarda ister istemez bu son 6 ayda ciddi bir yatırımcı girişi oldu. Bu tabii bizi memnun etti. Ve bu giriş nihai tahlilde maalesef finansal farkındalık konusu yeterince toplum içerisinde özellikle de sektörümüzdeki oyuncular tarafından ne yapılmadığından, iyice üzerinden geçilmediğinden yeni ve genç yatırımcılarımızın ciddi bir şekilde hisse senetleri ve forex işlemleri yaptığını görüyoruz. Tabii burada da en önemli destekçinin aslında faiz oranlarındaki aşırı düşüş olduğunu da görüyoruz. Yani negatif getiri nedeniyle mevduata yatırmak yerine klasik yatırımcı hareketidir bu. Nereye gittiğini görüyoruz özellikle genç yatırımcılarımızın 10 bin ile 50 bin arasında bir sermayeyi sektöre getiren. Bunların tamamen hisse senedi ağırlıklı olarak işlem yaptığını ve ciddi bir şekilde biraz bize eski kulağı kesiklere bunun 94 ve 2000'deki maalesef yatırımcı küstüreceğimiz günlere bizi götürdüğünü görüyoruz. Acizane seninle omuz omuza çalıştığımız borsa günlerimizde işte benim de kendi adıma 20 sene gibi kısa bir süre beraber olduğum camiada hep şunu anlatmaya çalışırdım. Oyunun kuralını, temel mantığını anlayınız. Yatırım bir günlük, bir haftalık, bir aylık bir iş değil. Ve olabildiğince emisyonu az, emisyonu kontrol altında olan ürünlere gitmek lazım. Ve bu da bizi nereye götürüyor? Senin açılışta da bahsettiğin gibi emtialara, özellikle de kıymetli madene götürüyor. Kıymetli maden konusunda acizane ben kendi YouTube kanalım Murat Hoca'da sürekli anlatıyorum. Tüm sizler gibi dostlarımın çağırmış olduğu medya platformlarında arz etmeye çalışıyorum. Lütfen altını ve gümüşü portföyünüzde eksik tutmayınız. Benim öngördüğüm optimum portföyde çok net bir şekilde son 4 aydır hep ne var? %35-40 miktarında altın var. İster sanal, ister fiziken. Fizikenden ziyade bence kaydan almakta fayda var. Ama sonrasında neyi öneriyoruz sürekli? Gümüşü de atlamayınız diyoruz ki sen de gümüşten bahsettin. Ha, dünya metal piyasalarında tabii ki korona krizi döneminde tüm ekonomiler tuttuğu için ne var? İster istemez bir metal fiyatlarında aşağı doğru ivmelenme oldu. Ama şimdi görüyoruz aşırı iyimserlikle hisse senetleri piyasalar açısından söylüyorum. Ciddi bir risk ve özellikle Amerika piyasalarındaki bu içsel seçim öncesi gitmeler yüzünden ne göreceğimiz muhtemelen hisse senetleri piyasasında düşüş muhtemelen. Baştan beri hep yatırımcımızı kıymetli madenlere yönlendirmeye, oradaki ister istemez üretim miktarı belli çünkü. Bir ne kadar emisyon olduğu belli. Dolayısıyla oraya doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve sen çok güzel bir şey söyledin. 2008 dedin. 2008'de hatırlatalım ne olduğunu. Ne olmuştu? 2008 krizi yani mortgage yani ipoteğe dayalı menkıbetler krizinde sene sonu Ağustos ayında düzeltiyorum. Sene sonu Aralık ayında 833 dolar olan ons fiyatı 2011'in Ağustos'unda sevgili dostlar 1933 dolarlara çıkmıştı. Yani görülen performans çok net ama yatırım kısa vadeli olmamalı. Orta ve hatta uzun vadeli olmalı diyerek bir es veriyorum sözlerime. Evet, güzel bahsettin. Borsa İstanbul bünyesinde yıllarca beraber ben broker tarafındaydım. Siz eksperlik ve eğitim müdürlüğü tarafındaydınız. Aynı binanın içinde basketbol oynamışlığımız bile var. Turnuvalarda karşı karşıya mücadele etmişliğimiz bile söz konusudur. Biz evet, kıymetli evet. Madenler piyasası da var tabii Borsa İstanbul bünyesinde. Orada altın ve gümüşle işlem görüyor. Bir onun grafiğine bakalım. Geçtiğimiz gün ne kadar işlem olmuş? O rakamları bir söyleyelim. Altında 4457 kilogramlık işlem gerçekleştiğini, gümüşte de 4648 kilogramlık işlem olduğunu söylememiz mümkün. Buradan bir de altının ons grafiğine bakalım. Ons grafiğimiz bize ne söylüyor? Ons grafiğinde de 1800 dolarların üzerindeki hareketin devam ettiğini görmekteyiz. Burada trend olarak baktığımızda kırmızı ile kanalımızın korunduğunu, son 6-7 iş gündür bir yataya girdiğimizi kanalın üst bandına değdikten sonra alt banda doğru geçtiğimiz pazartesi günü bir değiş yaptık. Tekrardan yukarı attık. 1800 doların üzerinde kalıcılık önemli olduğunu hep vurguluyoruz. Burada 2 hafta, 3 hafta kuralı vardır teknik analizde. Bakalım ikinci, üçüncü haftayı 1800 üzerinde tutunarak geçirebilecek mi? Bunu geçirdiği takdirde artık diyeceğiz ki 1800 kuvvetlenmeye başladı. Evet, bizim için yeni destek bölgesi burası. Kanalın alt sınırımız işte burada bir 798 bizim için önemli seviye. Altına sarkmaması lazım şu an için. Üstte de zaman ilerledikçe hedef yukarı doğru tabii taşınıyor. İlk etapta 1820 daha sonra da üst kanalın üst sınır bölgesi olan 1840'lar karşımıza çıkıyor. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz Murat Bey? Şimdi o nokta çok önemli bir nokta. Şöyle noktanın kendisi rakamsal olarak değil ama teknik analiz yaparak
belli bir karara varmaya çalışan yatırımcılarımıza yeri gelmişken hep söylediğim gibi aynı şeyi söylüyorum. Lütfen kanatların iki tane olması gerektiğini kuşlar da unutmasınlar. Yani tekniklerinize bakalım. Fakat bugün SPK'nın üstüne çıkarmış olduğu duyarılarda Arzumlar Birliği ve Borsa İstanbul duyarılarında neyi görüyoruz? Tesis senetleri için hani emtianın dışında. Lütfen TÜYO tırnak içerisinde aslı olmayan düzmece haber. Ve lütfen sadece teknik analize bilgi almak adına teknik analizcilerin, bazı sözde teknik analizcilerin açmış olduğu odalarda ücret karşılığı yaptıkları yorumlara gönül vermeyiniz, iman etmeyiniz. Kolay paradır bu, mümkün olmayan hayallerdir bunlar. Dolayısıyla temel analizi atlamayınız. Ne demek temel analiz? Bu noktada dünya altın üretimi, gümüş üretimi, paladyum üretimi, bu üretimde Rusya'nın, Fed'in, bizim merkez bankamızın, diğer merkez bankalarının, Çin'in ve Hindistan'ın tüketim çabası. Mesela klasiktir, derslerde, üniversitede anlatıyorum haddimiz olmadan. Diyoruz ki kardeşim, eğer muson düğünleri varsa, eğer dönem işte Hindistan'da ve ne bileyim Bangladeş'te düğünler zamanıysa, dünya altın tüketimi artacaktır. Bu da fiyatları ister spotta, ister vadede yukarı çekecek. Yani nihai tahlilde tek başına teknik analizle, ki burada bu işe ehil olarak yapan senin gibi kıymetli, bu işe omuz vermiş duyanları size selamlıyorum. Onlara yola devam diyorum ama yatırımcı arkadaşlar sanmasınlar ki rengarenk grafiklerle beklenen rakamlar. Mesela Covid öncesi hatırlayın, Mart 10 ilk vaka geldi. Ne gördük? 120 binlerde olan bir endeksimiz vardı. Tüm teknik analiz camiası temel analiz yapmadıkları için ümidemeyim. Ne konuşuyordu? 140 binler, sen de hatırlıyorsun. Nereye geldik? 81 binde soluğu aldık. Bunu öngörmek neyi gerektiriyor? Temel analiz bilgisini. Yani kalkıp da maalesef o dönem bazı mecralarda sürekli işte vay efendim 5G gelirse Covid şöyle olacak, Microsoft'tan Bill Gates şöyle demiş, bunlar bulaştırmaya çalışıyor bu hastalığı falan gibi saçma sapan televizyonlarımızda saatlerce buna yer ayrılacağına, yatırımcıya arkadaşlar temel analiz var. Temel analiz diyor ki Covid ya da benzeri bir hastalık olduğunda, salgın olduğunda dünya piyasaları ne yapacaktır, ister istemez aşağı doğru inecektir. Sen de çok iyi biliyorsun. 2008 kriziyle bunun kıyaslanması şu noktada mümkün değil. Bu bir sağlık bulaşma sorunu. Yani ben senin cebine QE'lerle, yani miktarsal büyümelerle, merkez bankalarının şimdi yaptığı gibi trilyonlarca parayı aktarsam da sen hastalıktan korkuyorsan kapıdaki Porsche'ye binip de mobilya almaya ya da ev almaya gitmezsin, gidemezsin. Yani bu nokta sağlık son konu, son an. Dolayısıyla insanlar istediğiniz kadar miktarsal parasal büyüme yapın, ne yapmıyorlar? Alışveriş yapmıyorlar. Mobil uygulamalarla evden kalkıyorlar, ulaşabildikleri piyasalardan işlem yapıyorlar. Ve belli sektörler ancak büyüyor. Toparlamam gerekirse, lütfen yatırımcılarımız bu noktada gerek emtia piyasalarını, gerekse hisse senetleri gibi menkümetler, herhangi bir başlığı olabilir, hepsinde tek başına teknik analiz yorumlarıyla bir yerlere varmaya çalışmasınlar. Bu kalıcı bir gelir olmaz. Yatırım dediğiniz anlık olmaz. Bunun bir vadesi vardır ve bu işin bir kuralı vardır. Dolayısıyla istediğiniz kadar renkli o grafiklerde yukarı doğru bir trend görün. Biz biliyoruz ki çıkıştan para kazanıldığı gibi düşüşten de para kazanılır. Bu işin futures'ı vardır, vadeli işlemleri vardır, opsiyonları vardır. Ki Borsada İstanbul'da sen de biliyorsun çok ciddi omuz verdiğimiz, uğraştığımız konular bunlar. Ben deniz vadeli işlemler piyasasında uzun zaman görev aldım. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Tek başına spot piyasa değil, sigorta maksadıyla vadeli piyasaları da öğrenmemiz gerekiyor. Hakikaten. Keza bunun dışında altın her işin başı, gümüş her işin başı, portföyünde kanaatimce %40'ını, %50'sini oraya ayırmak lazım. Gelelim şu ETF'lere, yani yatırım fonlarına, exchange traded funds, yani yatırım fonları, borsada işlem gören yatırım fonları. Sevgili dostlar, niye tek tek hisse senedinde ısrarcı oluyorsun? Niye tek tek bir metalle uğraşıyorsun? Bu işi yöneten portföy yönetim şirketlerinin durması gerekiyor. Malum mevzuatımızda da sermaye piyasası kanunu 62 sayılı kanun bunu emrediyor. Kurduğu ve dünyada da çok büyük olan yatırım fonları var. Ne olur hangi alana, sektöre göre güveniyorsanız ya da hangi yatırım aracına güveniyorsanız ne yapın? Yatırım fonlarını alın bunun. Böylece tek tek takip etmek koşturmasıyla, teknik bilgi yetersizliğiyle mücadele etmezsiniz. Bir grup uzman bunu sizin için yönetiyor zaten. Senin de çok iyi bahsettiğin gibi borsa yatırım fonları bunun çok güzel örneği, iyi bir performans var. Orada da şeyi öneriyorum. Tekas Bank'ın neyi var? Tefas. Bu konuda çok ciddi bilgi sağladığı, değil mi? Dolayısıyla bu verileri de görmeniz mümkün ama bir yatırım fonu her zaman için, hisse senedi almak istiyorsanız %80 ağırlıklı olarak borsa yatırım
işte senedi yatırım ağırlıklı olarak, işte senedi fon alınız. Neyse gönlünüzden geçen diyerek burada yine aynı uyarıları tekrarlıyoruz. Para kazanmak bir meslektir. Yatırımcı olmak bir meslektir. Ve bunun gerekleri vardır. Yoksa öyle saldım çayıra, Rabbim payıra diye bir uygulama yok. Biz bu işin içinden gelen duayenler bunu seninle beraber çok rahat herhalde söyleyebiliriz Cenk'ciğim. Tabii ki. Biz de sırf burada teknik analiz olarak değerlendirmiyoruz. Biz burada şüphesiz haftanın belli günlerinde işte merkez bankaların stoklarındaki artış miktarı, talepte nasıl gidiyor, işte rezervler nedir, önümüzde projeksiyonlar nedir? Kesinlikle. Önümüzdeki olması 5 yıllık, gereken bu. Altındaki talepler nasıl gerçekleşecek, üretimler nasıl olacak, bitecek? Bunları zaman zaman içinde yer veriyoruz. Hatta onun dışında işte büyüme tahminleri. Hep bununla ilgili arada programlar yapıyoruz. Özel program yapıyoruz. Yorum, bir strateji nasıl belirlenmeli? Nasıl bir yatırım yapılmalı? Sadece şu grafiğe bakarak yatırım yapmak tabii ki imkansız. Bu sadece enstrümanlardan bir tanesi. Sadece senin analizine yardımcı olan, hangi noktada giriş yapacağın, çıkış yapman, kar realizasyonu yapman ya da karı stop, zararı kesme, stop loss noktasını belirlemen adına önemli. Piyasalarda aktif olarak işlem yapıyorsanız bu iki yani temel ve teknik analizi muhakkak her zaman sentezleyip kendinize göre bir yorum çıkartmanız lazım. İnsanları da dinleyin, kendiniz de bir yorum yapın. Kafanıza hangisi yatıyorsa o yönde hareket edin. Tek başına işte o Ahmet söyledi işte altın çıkacakmış alayım. Yok öyle bir şey. Dünyada yapıyorsunuz, her koyun kendi bacağında tutuyor, sonra zarar ediyorsunuz. İşin gerçeği bu. O nedenle biz burada grafiklere yer veriyoruz ama hangi aralıklarda hareket etmeye çalıştığını, piyasanın davranışını okumaya çalışıyoruz. Arkasında yatan dinamikleri de her zaman gündeme getiriyoruz. İşte, petrol konusunu konuşurken işte sondaj kule sayısına bakıyoruz. Onun dışında işte haftalık stoklarda ne oldu, ne bitişti biraz da ona da değineceğiz. Ona da baktığımızda genel bir yorum çıkartmaya çalışıyoruz. Onun üzerine grafiklerin şu tarafa doğru evrilebilir, bu tarafa doğru evrilebilir gibi değerlendirmelerde bulunmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Altından gümüşe doğru bir geçiş yapalım. 30 dakikalığına bakalım. 30 dakikalıkta bir momentum kaybı olduğunu söylemek lazım. 1803'ün altında sarkması durumunda 1796-1790'lar bizi bekleyen destek bölgeleri olduğunu belirtelim. Aralıklı ortalamaların tekrar üzerine atması lazım. Burada 1808'in üzerine bir çıkış olursa tekrardan 1815'i denemesi beklenebilir. Diyelim gümüş tarafına bakalım. Gümüş çünkü önemli. Gümüşteki hareketlilik sert. Son işte başladığın 11 dolarlardan 11.75'lerden başlayan hareketimizi kanalın aynı içindeki hareket devam ediyor. Sarıyla gözüken bantın içindeki hareket de devam ediyor. Şu anda maviyle gözüken pivot bölgesine de geldik, dayandık. Hep sıkışa sıkışa grafik kendisini yukarı atma çabası içinde. Bu bölgenin üzerine atarsak hep şu bantın, şu geniş trendin alt kısmında hareket ediyorduk. Bu sefer eğer bu dediğimiz 19.35'lerin üzerine atabilirse, hatta 19.60'ların, bu sefer bantın üst tarafına doğru hareketlenmesi beklenebilir. ETF'ler tarafında altında mesela satış vardı, gümüş tarafında tekrar girişlerin devam ettiğini görüyoruz. Son bir haftada yaklaşık olarak 27-28 milyon onsluk bir alış var ETF tarafında. Onu da belirtelim. 19.61 bizim için kritik bölge. Üzerinde kapanışlar bizi yukarıdaki 20 dolar üzerindeki hedeflere doğru taşıması beklenebilir. Desteğimiz nerede? Baktığımızda 18.96 ve şu bölgeden de baktığımızda karşımıza çıkan seviye 18.70'ler bizim için ilk etapta destek olarak karşımıza çıkacak bölge olarak görebiliriz. Buradan 30 dakikalığına da bir bakalım isterseniz. O ne diyor bize? Pardon, 30 dakikalık değil. Petrole bakın, vaktimiz çok daraldı aslında. Petrol tarafında da ABD'de haftalık ve petrol stokları verisi gelmişti. Bir o rakamlara bakalım. Sonra grafiği OPEC'le ilgili bir de VTR'mize ona bakarız. Ve sonra da Murat Bey'le gündemi değerlendirmeyi bitiririz. Ham petrol stoklarına baktığımızda 7.493.000 varilik bir azalma olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 5.600.000 varilik bir artış vardı. Beklenti eksi 2 milyon varildi. Beklentine çok ötesinde bir azalma olduğunu görüyoruz stoklar tarafında. Ham petrol ithalatına baktığımızda 2.130 milyon varildi geçtiğimiz hafta. Bu hafta orada bir düşüş var. 1.983.000 varile düştü. Cushing'den Oklahoma ham petrol stoklarına baktığımızda beklenti 1.748.000 varillik bir artıştı. Gerçekleşme 949.000 varillik bir gerçekleşme oldu. Aynı şekilde haftalık rafinaj kullanım oranlarına baktığımızda da geçtiğimiz hafta %2'lik bir artış vardı. Bu hafta o 0.6'lık bir artışa tekabül ettiğini görüyoruz. Benzin stokları açısından da baktığımızda geçtiğimiz hafta 4.8 milyonluk bir düşüş vardı. Bu hafta düşüş devam ediyor. 3.8
3.147.000 varillik bir düşüş var. Beklenti 643 bin varil düşmesi şeklinde olduğunu belirtelim. Murat Bey, hattımızda mısınız? Evet evet, dinliyorum. Birkaç ekleme yapmak isterim müsaade edersen. Petrolle ilgili OPEC kararı vardı biliyorsunuz. Dün toplantılar, kendi işlerinde değerlendirme yaptılar. Orada da biliyorsunuz Mayıs ayında yaptıkları karar, aldıkları kararda 9.7 milyon varillik kesintiye gitmişlerdi. Onun Temmuz sonu itibariyle, Ağustos başından itibaren 7.7 milyon varile çekmeye düşünüyorlar. Ve bunu da ithalatta değil, ihracatta değil, sadece iç piyasada kendileri kullanmak istediklerini belirtiyorlar. Çok fazla arıza çıkmayacak, arz tarafına, dünyada dolaşıma çıkmayacak şekilde bir beyanları var. Petrol fiyatları üzerinde çok büyük bir etkisi olmadı düşüş yönünde bu kısıntı azaltımı. Şimdi çok ilginçtir, dostlar hatırlıyorlar inşallah. Yani yatırımcının balık hafızası vardır denir ama sizler sayesinde, yani gerek sosyal mecra gerek televizyonlarımız sayesinde bu hafıza tazeleniyor. Onun için buradan selam ediyorum emek veren, çaba gösteren arkadaşlarıma, başta sen olmak üzere. Şimdi arkadaşlar, dünya tarihinde Covid'le beraber biz hiç yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Mesela ki dediğim gibi birçok işte yorumcu gibi ben de kendi kanalımda, kendi mecralarımda bunları izah etmeye çalışıyorum anladığım kadarıyla. Ya eksi 40 dolara indi sevgili Cenk. Tabii tabii, yani tarihi andı. Petrolün biz tarihimizde işte seninle hep birçok şeyi ortak yaşadık. Yani hiçbir krizde biz petrol fiyatlarının eksi değerlere ulaştığını göremedik. 9-10 dolarları görmüştük, o fiyatları görmemiştik. 9-10 dolarlara kadar asla. Asla görmemiştik. Ki asla görmediğimiz gibi bir de gemilerle dahi, yani saklama açısından bakıldığında denizde büyük büyük tankerler dolaştığını görünce ya da bizim boğazlarımızdan geçtiğini, yatırımcımız şunu hatırlasın, o tarihlerde özellikle hep taşıma için geziyor bunlar ve taşıma maliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu, ki future hesaplamalarında taşıma konusu cost of carry çok önemli bir kalem. Dolayısıyla dünya neyi anladı? Eğer ekonomiler durursa, ki aslında bu ne demek? Çin, ABD, Hindistan ekonomileri durursa enerji fiyatları asla ve kata toparlayamaz. Evet. Şimdi bunu gözlemledikten sonra bazı oyuncular tekrar eder bu diye beklediler ama ekonomilerin hızla açılmasından sonra petrol talebi kendini yenilemeye başladı. Fakat bir konuda müsaadenle bu yerde bulunmak istiyorum. Son 2 dakikaya girdik bu arada, onu da belirteyim. Eyvallah. Çin ve ABD ciddi bir şekilde kapışıyorlar. Ve artık ABD, Çin'i bu hale getiren 14 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılayı yapan Çin'i bu hale getiren ABD artık çocuğu öksüz bırakarak kendisine bunun bir düşman olduğunu, Hong Kong'da özellikle ceza yasasındaki değişiklikle beraber artık Çin'le yolları ayırmış durumda. Orada Hong Kong'daki tüm o kalkışma ve hareketlerin sebebinin arkasında altında şey var, ABD var. Ve çok ilginç, bazı kritik personelin, Çin personelinin ölmesi, öldürülmesi gibi benzeri olaylarla beraber bu ciddi bir şekilde petrol fiyatlarında da oynamalara sebebiyet verecek. Dikkat ediniz, OPEC ilk defa kavga etmeden diye karar verdi ki Suudi kralı normalde neydi? Çok şahindi bu konularda. Aynen. Toparlamak gerekirse petrol kontratları da önem verilmesi gereken kontratlar ama çok oynak. Bizim gözümüz nerede olmalı bence? Altın ve gümüşte olmalı. Tekrar bunun kısıtlı miktarda çıkartılan bir ürün olduğu ve Dünya Merkez Bankaları gibi emisyonu arttırmaya devam ederlerse Dünya Merkez Bankaları, bunların kıymetinin artacağını ve portföyde %40'larda en azından bulundurmak gerektiğini sevgili yatırımcılarımıza arz etmek isterim. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için Murat Bey. Tekrar ileride görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi günler. Görüşmek üzere. Evet, Murat Bey'den değerli bilgilerini, görüşlerini aldık. Son hemen kısa bir değerlendirme yapalım. Hep bahsediyoruz, kritik bölgedeyiz. Yukarı doğru zorlamaya çalışıyoruz. Ağırlıklı ortalamaların içindeyiz. 40.97'nin üzerine atabilirsek 42.75 üzerinde de 44 dolarları hedefleyen bir petrolle karşılaşmamız mümkün. 40 doların altına inmediği sürece sıkıntı yok diyelim. Brent'in haftalığına baktığımızda onda da keza benzer bir süreç var. 3, 5, 7, 7. haftadır neredeyse 40 doların üzerindeki seyrini devam ettiriyor. 44 dolar sınırının üzerine geldik. Şu anda bir doji yapmış vaziyetteyiz. Kararsız bir noktada. Bakalım nasıl tamamlayacağız. Şu iki bandın arasında sıkıştık. 40-70 alttaki ağırlık ortamı. Yukarıda 48. Burada geçilmesi gereken ilk etap 44. %50'lik düzeltme Fibonacci. Şurada bıraktığımız bir gap var. 45-15. Bu ikisinin aşılması durumunda kendisini 49-50 dolarlara doğru atması beklenebilecek bir Brent'le karşı karşıya olduğumuzu belirtebiliriz. 30 dakikalık grafikte de
43-36'nın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölge sınır bir bölge. Bunun üzerinde kaldığı sürece hareketin şu da belirttiğimiz 46-80'lere doğru evrilmesi lazım. Ama yine de çok kuvvetli bir hareket olduğunu söyleyemeyeceğiz. OPEC kararının etkisi şu anda sınırlı şekilde kalmış vaziyette. Petrol üzerinde diyelim. Bugünlük yayınımızı da burada tamamlayalım. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi günler.